Bu dikdörtgen bu doğru ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. X yerine 0 koyarsam eksi 4 y'yi karşıya attım. 24'e eşit y 6. Y yerine 0 koyarsam 24'e eksi 24 olarak attım. 3'e böldüm. X eksi 8. Eksi 8 şurası olsun. Doğrunun grafiği bu. Burası eksi 8, burası 6. 6, 8, 10 üçgeni var. O halde burası da 10. Burası 6 ise şu uzunlukta tabii ki 6. Şuraya A diyorum. Şuraya A diyorum. Yine bakın eşit alanı iki bölgeye ayırdığından eşit iki yamuğa ayırmış oluyor. Burası 6 ise burası da 6 yine. Burası A ise burası da A olur. Denzel üçgenleri görüyoruz. 6'nın 8 oranı A'nın şuraya oranına eşit. Yani şuna da ben B dersem. A bölü 8 artı B eşittir. 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. Dolayısıyla A'ya 3K, 8 artı B'ye 4K yani B'ye 4K eksi 8 verebiliriz. Dikdörtgenin alanını da biliyoruz. Dikdörtgenin alanı B çarpı 6 artı A. Ve bu 144'e eşit. B yerine 4K eksi 8, A yerine de 3K yazıyorum. 6 artı 3K. Denklemin iki tarafını da 4'e bölersek burası k eksi 2 olur. Bu da 36 olur. Yine iki tarafı 3'e bölersek burası 2 artı k. Burası da 12 olacaktır. K artı 2 çarpı k eksi 2. 2 kare farkı k'nın karesi eksi 4 eşittir. 12 k'nın karesi 16. K'nın pozitif olduğunu biliyoruz. K buradan 4. K 4 ise B 4 k eksi 8'di. 4 kere 4 16. 8 çıkartırsak B'yi de 8 buluyoruz. Bakın 8. 8. Şurası orta taban oluyor. 10. O halde burası da 10. Bizden zaten doğrunun dikdörtgen içinde kalan kısmının uzunluğu isteniyor. Cevap 10.